Şeysiniz. Atatürk filmi çıkıyormuş. Aa, bizim Aras oynuyor abi orada. Dur. Onu koymuştum buraya. Nerede? Burada. İzleyelim hep beraber bir. Hangi platformda yayınlanacak şimdi bu? Bu en Değişmişti. son Fox'taydı değil Fox'taydı mi en galiba. son? Şimdi sinemalar deniyor. 3 Kasım'da sinemalara çıkacakmış abi. Aynı zamanda Fox'ta yayınlayacakmış. Aras oynuyorsa izlenir abi. Zaten Atatürk yani. Bir de Okuyacın Aras'ın usta. oyunculuğuyla. Okuyacın. Büyük adam olacın. Kimseye kendini estirmeyecin. Las bayraktır as. Sus ver. Sus baba. Mustafa Kemal Selanik. 600 kocayı. Kimse benden, benim temsil ettiğimden vazgeçemez. Vatan bizim vatanımız. Hürriyet de hakkımız. Karizma olmuş ha. Hürriyet mi? Oy. Hürriyet. Dünyanın en büyük donanması geliyor çocuğum. Şu Çanakkale boğazında onları durduramazsa ne olacak biliyor musun? Hiç istemiyor musun Mustafa? Evlenip bir yuva kurmayı. Gençlik yılları da anlatılıyor atamın burada. Bir sofra. Anlatılmamış hikayeler. Gözlere bak ya. Gözlerini özledim. Gidebiliriz. Savaşın olmadığı bir yer buluruz. Vatan. Terk edip gidebileceğim bir kara parçası değil ki sevgilim. Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Ben Yarbay Mustafa Kemal. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Yetimdir bu abi, yetim. Yetim de ne olur. Gör bak neler olur. Ay, of. Tüyler ürpertici değil mi ya? Ya? Var ya. Gidiyoruz o zaman sinemaya. Gideriz mutlaka. Kesin gidiyoruz abi. Tüylerim ürperdi hakikaten ya. Bir de devrem oynuyor oğlum benim. Askerlik arkadaşım oynuyor. Atatürk oynuyor. Adam vatanı oynuyor ya. Düşünsenize benim duygularımı. Atatürk'le askerlik yaptığım gibi maşallah. Kanka, kanka 8. Koğuştaki mucizeye mi ne hazırlanıyor diyor o şey dönemde. Aras. Kanka asıl bunu hazırlandığı dönemde askerlik yapman lazımdı senin adamla. Aras askerde böyle... İşte 8. Koğuştaki mucizedeki rolünü çok düzgün oynayabilmek için o psikolojiye sahip insanlara bakan bir psikologtan eğitim almış aylarca. Yani rolünü çok düzgün oynayabilmek için. Muhtemelen askerde de o rolü düşünüyordu sürekli yani. Hani o kadar o kaptırmış gibiydi ki garip bir şeydeydi, haldeydi böyle. Anlatamam size. 8 ne? 7. Koğuş oğlum o. 7. Ben 8'i ben soktum aklına abi, kusura bakma. Devam ya Diren abi, oğlum var ya. Benim dedim devam. Bilmiyorsam uydurma. Devam filmi diyorum. Abi bunun bedava olup herkesin izlemesi gerekmiyor mu? Kapital dünyaya hoş geldin bebeğim. Koğuş level atladı diyor. Çok ağlamıştım ben ya. 7. Koğuştaki mucizeyi her erkeğin izlemesi lazım yani. Çok garip bir şey. Evet. Deli gibi yani. En sert adamı ağlatır öyle söyleyeyim size. Çok gerçekçi oynuyor. İzlendi, ağlandı, onaylandı. Bayağı bir ödül almıştı bu arada filmci. Gişesi de çok yüksekti. 2,5 milyon muydu? Hatırlamıyorum. Baksanıza bir box office'ten ona. 7. Koğuştaki mi? Çünkü başka çıktı. Neyse.